Bir An TV'de Ersan Çelik'le spor gündem başlıyor. Bugün 2 Ocak 2017. Evet, bu şu demek oluyor. Yeni yılın ilk spor gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz dolu. Kulüpler tamam tatil yapıyorlar. Şu anda bütün takımlar tatildeler. Gerçi ufak ufak hazırlıklar için adımlar atılıyor. Beşiktaş işte Antalya'ya gidip orada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Diğer takımlarımız işte ayın ikisinden, üçünden, dördünden her neyse yani kendi programlarına göre yürüyüp gidecekler. Ama tabii gündemimiz elbette hiç şüphesiz bugün, yarın ve hiç şüphesiz yine Ocak sonuna kadar transferle dolu dolu geçecek. Kimler alınacak, kimler satılacak, kimler gidecek, kimler kalacak? Yoğun, yoğun, yoğun bir transfer gündemi var. Ve bu yoğunluğun hiç şüphesiz en önemli takımlarından biri, tabii hep olumlu haberler veremeyeceğiz. Olumsuz anlamda Galatasaray. Galatasaray'da aslına bakılırsa sanki bir takım beklentiler olacakmış, yerine gelecekmiş gibi düşünülüyor. İşte şu olacak, şu gelecek, bu alınacak, şöyle gidecek diye. Ama biz maalesef Galatasaray'dan önce olumsuzluklarla başlamak zorundayız. Çünkü dedim ya biz aracıyız, ne gelirse onları sizlerle paylaşma durumundayız. Hatırlarsanız çok değil, bundan bir süre önce, belki 2 ay kadar önce Galatasaraylı Yasin, Adana'da oynanan maçtan çıkarıldım diye maçın son 15 dakikasında belki 20 dakikasında çıkarıldım diye ki yarın yerine Sinan giriyordu. Kenara alınınca Rikerink'e tepki göstermişti ve olmaması gereken bir şeyi yapmıştı. Ne yapmıştı? Çıkarıp formayı yere atmıştı. Biz de bunu şiddetle eleştirmiştik ve ben özellikle işte şu ekranda gördüğünüz arkadaş, bu yakışıklı arkadaş var ya, bu arkadaşın vukuatları o kadar çok ki kendisi Erciyes'te oynuyordu. Transfer edildi Galatasaray'a tavsiyelerle. İşte Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde tavsiye edildi. Galatasaray'a geldi. Orada işte belki 200-300 bin euroya futbol oynarken Galatasaray'a tam 1 milyon 100 bin euroya geldi. Mukaveleyi yaptı. İşte o sene Galatasaray'da şans verildi. Şu oldu, bu oldu. Neyse uzatmayalım. Oynadı, şampiyonlukta pay sahibi oldu. Zaten bir futbolcuya eğer 1 milyonun üstünde bir para veriliyorsa ve Galatasaray'a transfer ediliyorsa da niçin yapılır bunlar? Katkı versin diye. Arkadaş da katkıyı verdi mi? Verdi, güzel. Ondan sonraki sezon başı Hamzaoğlu'nun döneminde mevsim başı hazırlığı sırasında bir istirahat anında gidiyor hocaya, diyor ki hoca bak haberin olsun, ben bu sene bu parayı oynamam. Yani 1 milyon 100 bin euroya oynamam demek istiyor. Yükselt. O da ha falan diyor, geçiştiriyor. Neyse sonra Hamza gidiyor. O geliyor, bu geliyor derken bu arada arkadaşın alacağı para kaynadı. Sonra dediler ki yok işte transfer teklifleri geldi, şu oldu, bu oldu, uzatmayalım. Bugünlere gelindi. Ve işte o Adana Spor maçı, o aradaki vukuatları var. Hep af. İşte ceza af, ceza af. Adana Spor maçından sonra bunu bir maçlığına, işte PAF takımına gönderdiler. Olmadı, hadi bakalım medya içerisinde bazı kodamanlar yazı yazmaya başladılar. Vay bilmem ne Yasin işte cezalandırılır mı, olur mu falan. Aynı kişiler. Bu Tuzla maçında kırmızı kart gördü ya bu arkadaşımız. O zaman da kendimden utanıyorum. Böyle yazı yazdığım için, bunun affedilmesini istediğim için kendinden utanıyorum. En azından deme cesaretini de gösterdi. Her neyse, orası bizim işimiz değil. Şimdi bu Yasin ne oldu bu hatırlatmalardan sonra? Tuzla maçında kırmızı kartı görünce hem takım 9 kişi kalmış hem de Galatasaray kupada dezavantajlı duruma düşmüş, rakibine karşı kaybetmişti. Tabii nedenlerinden biri de bu arkadaşın atılmasıydı, kırmızı kart görmesiydi. İşte bu Yasin'e Galatasaray Yönetim Kurulu önce 250 bin euro cezayı kesti mi? Bak paraya bak, 250 bin euro ceza. Ardından da bir açıklama yaptı Levent Nazifoğlu. Dedi ki Yasin'i süresiz kadro dışı bırakıyoruz. Şimdi buraya kadar güzel, tamam, kadro dışı bırakıldı, cezalar verildi, o oldu, bu oldu. Ama
Diyeceksiniz ki Yasin Tuzla maçında niye takımı 9 kişi bıraktı? Bak bu arkadaşlar uyanık. Ben size söyleyeyim neden 9 kişi bıraktığını. Yasin dedi ki ben Galatasaray'dan gideceğim. Bunlar nasıl olsa benim paramı yükseltmiyorlar. Ben bu sene işte şu kadar maçta oynadım. Bu sene de lig maçında 7-8'de gol attım. İyi de formda durumdayım. Gideceğim gel desem, beni satın desem benden çok para isterler. Ama öyle bir şey yapmalıyım ki ben Galatasaray'la arayı açmalıyım. Arayı açarsam bunlar beni satmaya mecbur kalırlar. İşte bakın asıl hikaye orada başlıyor. Orada geliyor kırmızı kartı baba görüyor. Kadro dışı kalıyor. Kadro dışı kalınca da şimdi şöyle bir düşüncesi var. Tahmin ediyorum ki buna bir müşteri gelecek. Müşteri diyecek ki biz Yasin'i istiyoruz. Galatasaray bir fiyat çekecek. Olmaz baba, siz bu adamı zaten süresiz kadro dışı bırakmadınız mı? Bıraktık. O zaman bizim şartlara göre verin diyecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle güzel kurnazlıklar yapıyor. Yapmasına yapıyor da bakalım bu işten kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak. Özet şu. Yasin süresiz kadro dışı. Yani bu kadar anlattık aslında bir cümle. Yasin süresiz kadro dışı demek içindi. Koyduk noktayı, geçtik bir başkasına. Ahmet Çalık kardeşimiz Gençler Birliği'nin bir başka yakışıklısı. Defansta oynuyor, 22 yaşında milli takım oyuncusu. Galatasaray bu arkadaşa talip oldu. Talip oldu ama İlhan Cavcav'dan futbolcu almak kolay mı? İlhan Cavcav hani kız evi gibidir. Öyle kolay vermez. İli kurutur adamın. Ama nedense bu ili kurutma işini Başakşehir takımına verdiği oyuncu da yapmadı. Oraya İrfan Can diye bir oyuncu verdi. Genç bir oyuncu. Aynen bu Ahmet Çalık gibi kaliteli bir oyuncu. Ama onların iliğini kurutmadı. Sadece 1 milyon 700 bin euroya İrfan Can kahveciyi verdi. Şimdi tabii başkandan başkana fark var tabii. Kulüpten kulübe fark var. Birinin başkanı Göksel Gümüşdağ, öbürününki Dursun Özbek. Demek ki diyor ki İlhan Cavcav da ya bu Dursun Özbek'te para vardır. Otelcidir kendisi. Yağlı kuyruktur. Böyle yağlı kuyruk olmasa sakat Serdar Aziz'i 4,5 milyon lira bonservis bedeliyle transfer eder mi diye mutlaka sormuştur, düşünmüştür, konuşmuştur. Bunun değerlendirmesini yapmıştır. İlhan Cavcav bu. Kolay mı yani? Ve diyor ki önce bir 5 yoklaması yapıyor ama hadi diyor insaflı davrandım diyor. 4 isterim diyor. Dursun Özbek diyor ne yaptın baba diyor, 4 olur mu, bak sen İrfan'ı şu paraya verdim, olmaz siz Galatasaray'sınız diyor. Neyse 4'tü şuydu buydu derken İlhan Cavcav başka bir teklif daha yapıyor yazılanlara göre. Peki diyor 2 milyon euro verin, bir de diyor şu kadro dışı bıraktığınız Yasin var ya onu verin diyor. Bu da olmuyor şimdi. Dursun Özbek de tahmin ediyorum diyor ki ben bu Yasin'i diyor trik paraya okuturum bir yerlere diye. Şimdi İlhan Cavcav'a da bedava vermek istemiyor. Ha bu Yasin'i de bir artı bilgi söyleyeyim. Trabzon'a falan gitmeden önceki ilk takımı da Gençler Birliği. Yani burada bir durumu var yani. Neyse şimdi sizin anlayacağınız Ahmet Çalık pazarlığı sürüyor. İşte en son galiba duyumlara göre İlhan Cavcav bak demiş ben Galatasaray'ı severim. Hadi 3 milyona inelim. Bir de işte yanına belki Galatasaray işte bu Emrah'tı, diğer bilmiyorum Kavan'da varmış galiba. Varmış diyorum çünkü Kavan'da tedavide kalkmak üzere sakatlandı. 6 hafta mı 8 hafta yok zaten. Hal böyle olunca şimdi 3 milyona diyorlar ki ya bu allem olur gallem olur işte 2,5'a bağlanır göreceğiz Ahmet Çalık. Peki Ahmet Çalık Galatasaray'a ilaç olur mu? Gelmesi lazım mı? Doğru bir transfer mi? Aslına bakılırsa şimdi Galatasaray'ın transferlerinin hepsi tartışılır. Ahmet Çalık uyar mı? Uymaz mı? Galatasaray'a bir defans oyuncusu daha istiyor çünkü Riquelme. İkincisi kim olur? Nasıl olur? Onunla ilgili de yine zaman kalırsa söyleyeceklerim mutlaka var. Döneriz oraya. Devam edelim. Galatasaray'da bir başka oyuncu transferi daha var. O da şu. Rodriguez kim şimdi? Ne bu Rodriguez diyeceksiniz. Bu Hollandalı bir futbolcu. Bunu Riquelme kardeşimiz çok yakından tanıyormuş. Nerede oynuyor? Yunanistan'da. PAOK'ta oynuyor. Genç bir oyuncu. Kimin gibi? Bruma gibi. Bruma gibi genç bir oyuncu. Kanatta oynuyor. Dolayısıyla bunu transfer etmek istiyorlarmış. PAOK'la görüşmüşler. PAOK demiş ki 3 milyonu koyun masanın üstüne. Neyse PAOK başkanı herhalde biraz daha anlayışlı falan olacak ki demek şey yaparız demiş. Anlaşırız. Belirli bir yerde anlaşırız. Şimdi bu Rodriguez gelirse kimin yerine oynayacak derseniz hemen söyleyelim. Hani Podolski gidiyor ya.
Podolski ya Çin'e ya da şeye gidiyor, Brezilya'ya gidiyormuş. Evet, bir de böyle bir duyum daha geldi. Belki de Brezilya'ya gidecek dedim. Galatasaray tabii kaç para alacağına bakıyor. Podolski diyelim ki gitti, Çin'e gitti. Podolski'nin yerine bir tane işte bir kanat daha, bu Yasin de gittiğine göre tabii ikinci bir eksik açıklık da oradan çıkacak. O zaman kim? Rodriguez'i buraya koyalım demişler. Zaten Yasin'i de bu kadar cesurca kadro dışı bıraktıklarına göre, gözden çıkardıklarına göre demek ki bu Rodriguez olmuştur. Yani bir tarafta Buruma, bir tarafta Rodriguez. Galatasaray için iyi bir transfer mi? Ya transferler iyidir. Evdeki futbolcular da iyi de asıl sorun Galatasaray'da bunları kim oynatacak, nasıl oynatacak? İşte onu diyorum, sona bırakacağım, bahsedeceğim eğer zaman kalırsa. Galatasaray'ın istediği bir futbolcu daha vardı. O da kim? Nuri Şahin. Nuri Şahin'i artık biliyorsunuz, Dortmund'da oynuyor. Gurbetçi bir futbolcumuz. Bu her transfer döneminde, ben son 10 senedir her transfer döneminde Nuri Şahin geldi, gelecek, gitti, gidecek. Ben de şunu söyleyeyim ya, Nuri Şahin'i ne yapacaksınız? Adam 2 maç oynuyor, 5 maç yok. Kayıp. Ama sakat. Evet, şimdi tabii bak, sakat dediğiniz zaman işte orada duracaksınız. Eğer bir futbolcu sakatsa Galatasaray kesin alır. Biliyorsunuz işte bu Kolbey'ini, Serdar Aziz'i falan nasıl sakat futbolcuları almışlardı. Onları unutmayın. Ha bu arada Galatasaray tabii kadroyu da boşaltmaya çalışıyor. İşte Çetçü'yü gönderiyor, Hamit'i gönderiyor, Kolbey'ini gönderdi. Ha bu arada gönderilerin arasında hadi bir branş değiştirelim. Basket var. Baskette Thompson diye bir oyuncu almıştı Ergin Ataman mevsim başında, yanılmıyorsam Bayern Münih'ten. İyi bir oyuncu diye alındı ama sonradan işe yaramadı, ortaya çıktı. Aynen işte Simit gibi, diğer guard gibi gönderiliyor. Galatasaray'ın basket takımından gönderdiği oyuncu sayısı böylece 3'e çıkmış oldu Thompson'la birlikte. Şimdi biz Galatasaray'ı bir virgül koyalım dilerseniz. Hemen hızlı bir şekilde Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de çok önemli konular var. Zaman da daralıyor çünkü ben zamanı yeteri kadar kontrol edemediğim için bazen zaman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de önce isterseniz size son dakikayı vereyim. Ben tam bültene girerken baktım, şöyle bir baktım. Shakhtar Donetsk'te oynayan Tyson isimli bir futbolcu var. Hani Lens diyelim, Lens. İkinci bir Lens. Böyle kanadı çok iyi kullanan, son derece yetenekli bir futbolcu. O yüzden bu Tyson'un, Shakhtar Donetsk'li Tyson'un gelebileceği, kulübünün 3 milyon euroya evet dediği söyleniyor. Bu gelirse bir tarafta düşünün Lens, öbür tarafta bu Tyson. Vallahi Fenerbahçe hakikaten kasıp kavurabilir. Bunu da bu arada belirtelim yani. Tabii Fenerbahçe'nin şimdi üzerinde durduğu en önemli futbolculardan biri Mehmet Ekici. Mehmet Ekici ne olacak? Mehmet Ekici işte Beşiktaş mı alacak, Galatasaray mı alacak, Fenerbahçe mi alacak derken, evet geçen son bültende de söylemiştim, Trabzon'da uyanıklık yapıyor. Mehmet Ekici'yi bir ona, bir ona, bir ona veriyor. Üç büyükleri kafa kafaya vurdurup aradan en iyi fiyatı, futbolcuyu veren kazançlı çıkacaktı. Ama anladığımız kadarıyla Mehmet Ekici kardeşimiz Fenerbahçe'ye bayağı yaklaşmış durumda. Çünkü Atıf biliyorsunuz Sivas'tan Fenerbahçe'ye gelmişti. Atıf pek Trabzon'a gitmeye sıcak bakmıyordu. Ama son gelen bilgilere göre Atıf Trabzon'a gitmeyi kabul etmiş. O zaman bu yakışıklı kardeşin de hiç şüphesiz Fenerbahçe'ye yolu açılmıştır. Hani yakışıklı diyorum çünkü birine yakışıklı deyip de öbürüne demezsek şimdi ayıp olur. Galatasaray'ınkilere yakışıklı dedik, buna da yakışıklı diyelim bari. Dolayısıyla kardeşimiz Fenerbahçe'ye doğru geliyor. Fenerbahçe 10 numarayı şimdi Mehmet Ekici ile hallederse, işte sağ ve sol kanatlara da transferler yaptığına göre o zaman son derece güçlü bir kadro kurmuş olacak. Diyeceksiniz ki peki şimdi sen solu söyledin de sağ neresi? Sağ. Evet şimdi sağa bakın. Sağa kimi aldı Fenerbahçe? Sağda yine. Yine Shakhtar Donetsk'in kiralık bir futbolcusu vardı. Karavayev. Evet bu futbolcu da genç bir futbolcu. Sağ tarafta oynuyor. Diyelim ki Şener sakatlandı. Şener'in yerine oynar. Lens yok. Lens'in yerine oynar. Böyle bir futbolcu. Genç futbolcu. Bunun da Fenerbahçe'ye maliyeti topu topu 600 bin euro çıkmış. Yani sezon sonuna kadar kiralık 600 bin euro. Hesap uygun. Fenerbahçe'nin de UEFA ile sıkıntılı olduğunu dikkate alırsak o zaman bu transferi
normal karşılayalım. Ama faydası eğer avukat diyorsa ki ben futbolcuyu istiyorum, bana bu futbolcuyu alın diyorsa mutlaka tanıyor. Çünkü avukat oraları çok iyi biliyor. Kaç yıl Zenit'te teknik direktörlük yaptı, büyük başarılar kazandı. Herkesten daha iyi tanıdığından eminiz. Nasıl Lens'i getirdi de hiç kimsenin tanımadığı Lens Fenerbahçe'yi tek başına taşıyor. Demek ki böyle bir durum. Şimdi Fenerbahçe eğer bu transferleri yaparsa ve kadrosunu bunlarla güçlenirse ne olur? Şampiyonlukta iddialı olur. İşte Van Persie ne diyor biliyor musunuz? Van Persie diyor ki ikinci yarıda biz şampiyon olacağız. Bakın ikinci yarıda şunu yapacağız diyor. Bir seri yakalayacağız. Kafadan lige bir gireceğiz. Çünkü ikinci yarıda Fenerbahçe 17. 18. hafta maçlarını içeride oynayacak. Rakipleri dışarıda oynayacak. Ve üstüne 2-3 maç daha koyduğunuz zaman bunun adı seriye gelir. Zaten söylediği de şudur. Biz diyor bizden önde olan 3 takımı çok rahatlıkla geçebilecek kaliteye, kadroya, güce, tecrübeye sahibiz. Bu sene şampiyon olacağız diyor Van Persie ve Fenerbahçelilere şimdiden güzel müjdeli haberler veriyor. Ve bir de şunu da söylüyor, UEFA kupasında da tur atlayacağız diyor. Bunlar güzel şeyler, güzel temenniler, güzel dilekler diyelim. Bizim önümüzdeki takımlardan diyor, yani hemen üstlerindeki Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ve Başakşehir'den daha iyi olduklarını özellikle vurguluyor ve şampiyon olacağız diyor. Onlar bizim üstümüzdeki 3 takımdan daha iyiyiz diyor. Advokat da bu transferleri yaptıysa o zaman sorun yok. Fenerbahçe'de yalnız tek bir sorun var, o da şu. Afrika Kupası başlayacak 14 Ocak'ta. Senegalli futbolcu Sow'un yaklaşık bir 3 maç kaçırması söz konusu. Milli takıma çağrıldığı için 3 maç kadar olmayacağı söyleniyor. Geçelim Beşiktaş'a. Peki Beşiktaş'ta ne var diyeceksiniz. Vallahi Beşiktaş'ta bilinen şeyler var. Beşiktaş önceden kararlaştırdığı transferleri tıkır tıkır yapıyor. İşte Babel'le görüşmeler başladığını borsaya bildirdi. Bu şu demektir. Babel tamam kardeşim, Babel'in işini bitirdik. Babel bizde demektir. Bu borsa işi o anlama geliyor. Yine Shakhtar'da oynayan Sobol diye bir defans oyuncusu var. Bununla da görüşmeler yapılmış. Beşiktaş kendisiyle 1,5 yıllık bir anlaşma yapmış. Mevsim sonuna kadar da 150 bin euroya kiralanacakmış, oynayacakmış. 150 bin euro mevsim sonuna kadar. Vallahi para da güzel, şartlar da güzel. Babel de zaten Beşiktaş'ta takıma girmeye başlayacak. Bu arada Caner'in döndüğünü, Talisca'nın döndüğünü de söylersek o zaman ne oluyor? Beşiktaş sanki yeniden transferler yapmış gibi oluyor bu iki futbolcuyla. Bir de Eto görüşmeleri sürüyor. Eğer Eto transferi de gerçekleşirse işte o zaman Beşiktaş açısından değmeyin keyfini olacak. Öyle görünüyor. Beşiktaş ikinci yarıda çok daha flaş maçlar çıkaracak gibi görünüyor. Eğer bu dediğimiz oyuncularla dediğimiz kadrosunu kurabilirse. Bu arada daha önce söyleyememiştim ama yeri gelince de onu bir geriye dönüş yaparak söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın Futbol Federasyonu ile ipleri bayağı gerildiğini ve pazartesi günleri maç oynamak istemediğini geçtiğimiz günlerde konuşuldu. Orada burada bültenlerde belki duymuşsunuzdur ama Aziz Yıldırım diyor ki ey TFF, ey Yıldırım Demirören, bana ilk yarıda 5 tane pazartesi maçı verdin. Eğer bundan sonra bana pazartesi maçları verirsen külahları değişiriz diyor. Vallahi değişirler mi değişmezler mi zaman içinde göreceğiz. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Geriye doğru gidiyorum, önüme kim çıktı? Snyder çıktı. Diyeceksiniz ki ne alaka? Snyder'in annesi demiş ki oğlum evladım bir an evvel dön Hollanda'ya. Orada güvende değilsin. Niçin söylediğini biliyorsunuz maalesef o tatsız olaylar nedeniyle. Ama Snyder de hayır ben burada gayet güvendeyim diye kendilerine bildirmişler ve bir yere gitmeye niyetli olmadığını da kendilerine bildiriyor. Şimdi durum budur. Durum şu son kalan yaklaşık 2 dakikayı diyelim. 2 dakikayı da Rijkenink'le Galatasaray'la geçirelim. Yine geriye doğru döndük. Şimdi Galatasaray'da durum malum, işte Galatasaray bir takım futbolcular alacak, bir takım futbolcular son bir dakika diyor. Evet son bir dakikalık konuşuyorum. Bu Rijkenink. Rijkenink
Hani biz hep diyoruz ya bir tane golcü diye. İşte golcü istemiyor galiba arkadaş. İşte sağ tarafa Rodriguez'i, sol tarafa Bruma'yı koyarım. Yasin'le Poldini yerine diyor. Defans 2 tane oyuncu istiyorum diyor. Bir tanesi Ahmet Çalık olursa bir tanesini de dışarıdan mı getirecekler? Yoksa Kaan Ayhan'ın adı geçiyor. Hangisinin olacağını vallahi biz bilmiyoruz. Bu transfer dedikoduları, transfer palavraları hep olacaktır. Biz mümkün olduğu kadar bu kadar dedikodunun palavranın içerisinden cımbızla en doğrularını çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bu akşamlık noktayı koyuyorum. İnşallah yarın yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.